kendine sığmayacak kadar temiz, dürüst, efendim, çalışkan, kendi halinde, çok olgun bir insandı. Hazırlık sınıfından tanışıyoruz. 3 yıldır yakın arkadaşım, sıra arkadaşım. 2 gün önce konuştuk olayı olmadan önce. Ben de Erasmus'ta gitmeyi düşünüyordum Polonya'ya. Polonya hakkında bilgi almak için konuşmuştum. Ertesi gün zaten ölüm haberi geldi. Polonya'daki durumu hakkında çok sıkıldığını söylüyordu. Yapacak bir şeyin olmadığını söylüyordu. Genelde zaten yalnızdı. Odasında tekti. Film izleyip, dizi izleyip İngilizce çalışıyordu. Artı spora gittiğini söylemişti. Onun dışında başka bir şey yapmıyordu. Genelde yalnızdı zaten. O da arkadaşı da gelmemişti. Hedefleri var mıydı? Siz de bahsettiniz. Böyle geleceğe yönelik. Gelecekle alakalı çok konuşmazdık. Sadece birbirimizle şaka olarak ileride bir dükkan açalım. Annemiz orada börek yapsın. Biz şunu satarız, bunu satarız. Babamız şöyle yapar, çay bahçesi olsun tarzı şakalaşmalar olurdu. Ama onun dışında zaten geleceği zaman bakalım ne gösterecek tarzı konuşmalar olurdu. Yani kesin bir hedefi yoktu. Şunu olacağım, bunu olacağım diye. İnsanlara karşı davranışı çok iyiydi. Zaten 3 yıldır ben çok yakın arkadaş olmama rağmen ben selam vermeden kaldırıp kafasını bana bakmayan bir insandı. Ya da bir söz söylediğinde iki kez düşünürdü, doğru kelimeyi mi seçtim acaba, kırılır mı diye. Ya da farklı birisi ters bir şey söylese, tamam sen haklısın deyip dönüp giden bir insandı. Hiçbir tartışmasını ya da ağzından çıkan tek bir tane bile kötü bir söz duymadım bu zamana kadar. 3 yıl oldu ama duymadım. Yani çok hak etmediği bir şekilde öldü. Çok acı bir şekilde öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine Allah sabır versin diyecek söz başka yok zaten. Umarım gereken yapılır. Bunu yapan kişi de hak ettiğini bulur.